Hakan Sarıca ile başrolde müzikten gönül dolusu sevgiyle merhaba. Bu haftaki konuğum çok 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 özel bir insan. Şimdi ismini söylemeden önce sosyal medyada geçen onun yeni çıkan kitabı ile ilgili benim paylaştığım bir sözü okuyarak başlamak istiyorum programa. O bir söz büyücüsü, aşkı anlatan büyük bir şair. Yıllardır her şarkısında, her şiirinde anılarımızı biriktirdiğimiz büyük aşkın Tuna. Hayırlı olsun sevgili abim diye yazmışım sosyal medyada senin kitabını paylaşırken. Ben de hemen tabii retweet yaptım, hemen favorilere ekledim ve çok da mutlu oldum böyle bir yazıyla karşılaştığım için. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun aşkın abi. Teşekkürler, sağ olasın. Çok güzel bir çalışma. Bayağı bir emek verdim. Hatta kitabın başında da şöyle diyorum. Ben konu aşk olunca bunu 2 ayda yazar piyasaya çıkarırım zannediyordum. Fakat ön hazırlığı 2 sene süren bir kitap. Hep öyle olur. Evet. Aşk tam bir bataklık gibi yani. İçine girdikçe daha dibe gidiyorsunuz. Ve şunu görüyorsunuz. Aşk çok özel bir şey. Kesinlikle anlatılmayan, yaşanılarak öğrenilen bir şey. Kesinlikle. Burada ben yaşadıklarımı kaleme aldım. Amacım şuydu. İnsanlar benim yaşadıklarımı kendi hayatlarında baktıkları zaman kendileriyle yüz yüze gelsinler. Aşktaki hatalar oluyor. Bunları asgariye nasıl indirirler? Ve oradan yararlanarak bir yol bulsunlar kendilerine. Bunu istedim. Onun için bu kitabı çıkardım. Evet. Şimdi kitap ismiyle çok özdeş. Bir büyük aşkın olsun. Bir büyük aşkın olsun aynı zamanda kişisel gelişim kitabı. Ya aşkın kişisel gelişimini nasıl, bunu ilk defa sen yapmışsın herhalde. Evet, aşkta kişisel gelişim tabii çok zor bir şey. Benim bütün amaç kitabı yazarken insanların kendileriyle yüze gelmelerini sağlamaktı. O yüze geldikleri zaman bakacaklar, aşktaki hata gibi gözüken şeyleri öğrenecekler. Her aşk kendine özeldir. Yoksa kimseye biz aşkı öğretme çabasında değiliz. Ama aşkta neler yaparlarsa daha güzel olabileceğini anlattık. Bencillikten kurtulmak, hayalleri evet. Sevmemek, egolardan vazgeçmek. Yani bu ego dediğimiz şey insan için bir dert. Evet. Çocuklarımızı prens ve prenses olarak yetiştiriyoruz. Onların birbirleriyle çelişkisini düşünün. Hep almaya alışmış çocuklar var. Bu insanlar birbirleriyle birlikte oldukları zaman da almak istiyorlar. Karşısındakine veriyorsun, alıyor. Hele bazıları ömür boyu almaya alışıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Evliliklerde ters giden bir şeyler olmaya. Evet. Çünkü heyecanlar bitmeye başlıyor. Evet. Heyecanın bittiği yerde de aşk bitiyor. Aşk bir yerde heyecandır. Eğer siz bu heyecanı başka yerlere götürebiliyorsanız evliliklerde, işte o zaman mutluluğu yakalama ihtimali çok daha fazla oluyor. Evet. Ne güzel anlatıyorsun abi. Vallahi gözlerimi de kulaklarımı da alamıyorum senden. Şimdi bu güzel sözlerini yine senin güzel bir sözünle böleceğim. Bir şarkıyla başlayalım. Başlayalım. Aşkı çok iyi anlattın. Herkesin bildiği, artık neredeyse marş gibi. Çoluk çocuk herkesin çok sevdiği bir şarkıyı çalalım. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Başrolde müzik. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Muazzez Acı söyledi. Sevgili Selçuk abinin bestesiydi bu. Evet, Selçuk Tekay'ın bestesi. Sözleri, Büyük Aşkın Tuna'nın sözleriydi. Ve dediğim gibi marş gibi bir şarkı oldu hakikaten. Herkesin çok sevdiği. Kimle karşılaşsam, ya bilmeyen bir kere zaten yok. Yok. Hı. Çünkü neden yok? Parça her yerde kullanılıyor. Düşünün, bir yağmur yağdığı zaman hangi stadyuma giderseniz gidin, orada başlıyorlar bu şarkının sözlerini tezahürat olarak okumaya. Mitinglerde duyuyoruz bu şarkıyı. Birçok yerde rastlıyoruz. Yani şarkı o kadar geniş alana hitap ediyor ki, veyahut da yağmur yağdığı zaman sevgiliniz yanındaysa, onun elini tutmuşsanız, evet, siz de bu şarkıyı mırıldanabiliyorsunuz rahatlıkla. Çok enteresan. Gerçekten maçlarda, siyasette, aşkta, günlük hayatta süper yazmışsın. Kitabımızda bu parçanın da aynı zamanda nasıl yazıldığını anlatan hikayesi evet, var. Evet, hikaye, başka şarkıların hikayeleri evet, de var. Onları da çalacağız. Hikayelerinden de bahsederiz gene. Ben şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Kitabında, şarkılarında dışına çıkıp. Seni seven dinleyicilerin, senin şarkılarını seven dinleyicilerin de bunu merak ediyordur. Anlatmışsındır muhakkak ama. Nasıl başladı şarkı sözü, şiir aşkı? Yazma aşkı nasıl, ne zaman, nerede başladı? Şimdi
biz zaten toplum olarak 12. yüzyıldan 18. yüzyılın sonuna kadar yalnızca şiir tanımış bir ulusun torunlarıyız biz. Hı. Yani bizde onun için baktığımız zaman geride çok fazla roman türünde, hikaye türünde, tiyatro türünde klasiklerimiz yoktur. Hep bizim şiirdir. Şiir yazmışız. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı olarak şiir yazmışız. Onun için hangi kiminle konuşursanız konuşun, herkes bir şeyler karalamıştır. Mesela sen de karalamışsındır. Evet. Vardır. Evet. Bana çok gelen oluyor. Ben işte şunu yazıyorum, bir şeyler yazıyorum diye. İlkokul çağlarında. İlkokula giderken hiç unutmuyorum. İlkokul 4. sınıfta iki tane kıza akrostiş şiir yazmıştım. Akrostiş aynı zamanda şiirin ilk harflerinin anlam taşımasıdır. Evet. Onların ismi çıkan şiir yazmıştım. Demek ki şiir yazmam ilkokula başlamış. Ama şarkı sözüne dönme hevesim, şarkılar dinliyorum. Şarkılar dinlerken sanki arkasından gelecek mısra tahmin ediyorum. Aynı kafiyeyi yapıyorum falan. Dedim ki günün birinde ben bu işi yaparım. Vallahi. Evet. Ve kendinde bunu keşfettin. Kendimde yani keşfettim. Ama tabii ki aileden de destek geliyor. 15-16 yaşlarındaydım. Bir gün doğum günümde önüme bir dosya geldi. Dosyanın içinde benim daha önce yazdığım şiirler bana getirilmişti annem tarafından. Saklamış. Ne güzel bir hediye. Ne kadar güzel bir hediye. Ben bu şiirleri aldıktan sonra bana dedi ki oğlum sen niye şarkı sözü yazmıyorsun? Şarkı sözü yazacağım da şarkı sözü yazmak için çevrem mi var? Kimseyi tanımıyorum, kimseyi bilmiyorum. 1975 yılında Ankara'ya gittiğimde, teknik öğretmen okuluna gittim. Ankara Radyosu'nda kütüphane müdürlüğü yapan sevgili Erol Sayan'ı buldum. Oo. Erol abi dedim, Erol Hoca. Ve onunla da daha başka hikayesi de vardır. Hı-hı. Erol abiyle buluştuktan sonra dedim ben şarkı sözü yazıyorum Erol abi. Allah razı olsun adamcağız bir de kütüphane gerilerde Ankara Radyosu'nda geldi oraya kadar baktı. Oğlum dedi sen şarkı sözü falan yazmıyorsun. Allah Allah. Yazmıyorum abi dedim. Sen dedi kafiye yapmayı şarkı sözü yazmak mı zannediyorsun? Ha, evet. Şarkı sözünün dedi kendine göre özellikleri vardır. Nedir abi? Hecevez ne olacak? Prozodiye uygun olacak. Şimdi onları deyince ben şimdi yine gidiyorum. Şiirler yazdım götürdüm. Baktı olmamış falan. Üçüncü gidişimde bir tane şiirimi aldı. Ama yıllar sonra şunu anladım. Aslında o şiiri sevdiği için almadı. Benim hevesimi kırmamak için aldı. Evet. Hem teşvik etmek. Teşvik etmek evet. Ve şey için aldım. Neyse ben devam ettim Erol abiyle buluşmaya. Bu arada İstanbul'da da insanları arıyorum ve Fethi Karamahmutoğlu'nu buldum. Fethi Karamahmutoğlu İstanbul Radyosu'nda radyo sanatçısı. Aynı zamanda Kadıköy'deki bir meslek lisesinin de edebiyat öğretmeni. Bir de meslek lisesi olunca ben de üniversiteye gidiyorum. Evet. Her gün Fethi abiye gitmeye başladım. Kız meslek lisesi çünkü. Bakıyor, ondan da çok şeyler öğrendim ve 1978 yılında ilk şarkım bestelendi Fethi Karamahmutoğlu tarafından. O zaman sen yani sanat müziği çalışmalarıyla başladın demek. Zaten şöyle bir şey var. Sanat müziği çalışmalarıyla başladım. Neden? Şimdi popta falan yabancı parçaların üzerine sözler yazılıyordu o zaman. Evet, aranjman diyorlar. Aranjman yapılıyordu. Çok. Ve pop müziğinde çok enteresandır. Bestenin çıkış çoğu zaman söz değildir. Müziğin üzerine söz yazılır. Evet, ama Türk sanat müziğinde şiirden yola çıkılır. Evet. Şiirden yola çıkıldığı için evvela şiirlerini yazarsın, besteciye verirsin, o bestelemeye başlar. Evet. İşte o yüzden zaten Türk sanat müziği çevremizde olmadığı için çevremize otomatik olarak kendi yaptığımız branş üzerinde, Türk sanat müziği üzerinde yoğunlaşarak beste yaptırdık. Erol abiyle görüşmeler devam ediyor. Benden bir tane şiir aldı. Ben bu arada tabii boş durmuyorum. Herkese koşturuyorum. Hatta hiç unutmuyorum. Otobüste kimi yakalarsam. Kardeşim bir şiir yazdım okuyayım mı falan. Millet benden kaçmaya başladı otobüste tamam mı? Ama Allah'ıma şükürler olsun yıllar sonra o kaçan arkadaşlarımın %90'ı ya aşkın ne olur bir tane şiir okusana demeye başladılar. Neyse. Halil Karaduman'la tanıştım. Hüsnü Üstün'le tanıştım. Allah rahmet eylesin sevgili Halil Karaduman. Hüsnü Üstün'le çok güzel şarkılar yapmaya başladık. İkimiz de gençtik. Ve ilk yaptığımız, Hüsnü ile yaptığımız şarkı albümlere girdi ve ödül aldık. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Emel Sayın. Evet. Arkasından Halil bir beste yapmış. Geldi dedi ki aşkım bir beste yaptım. Ne yaptın? Çok güzel bir beste yaptım. Kutupta yaz gibi özledim seni. Ama ben bu şiiri daha önce Erol abiye de vermiştim. Zeki Müren o sıra albüm yapıyor.
masal albümü bir yüz tamamen masal şarkısıyla olduğu için dediler ki bu şarkıyı bekleyeceksiniz, 2 sene sonra okuyacağız. Münasıran verdik şarkıyı. Ve beklemeye başladık. O sıra Erol abi beni aradı. Aşkın dedi, senden yıllar önce bir şiir almıştım. Eyvah. Evet. Özledim seni. Dedik ki ne olacak şimdi? Halil açtı telefonu. Allah rahmet eylesin diyeyim. Bir kere daha Halil Karaduman. Erol abi dedi, ben bu şiiri besledim. Zeki Müren okuyacak. Sen dedi istiyorsan ben dedi şeyi yırtıyorum. Besteyi yırtıyorum. Ve çekiyoruz. Yok dedi ya, bir şiiri birkaç kişi besteleyebilir Erol abi de. Ben de dedi, sen dedi müsaade edersen ben de bunu çıkartmak istiyorum. Tabii dedi Halil de, ve Nalan Altınörs'ün ilk albümünün ismi olmuştur. Özledim seni. Senesi ne zaman dedin? Hangi? 1985 falan. 85, evet 85. Çünkü 85. 2 sene münasıran vermiştik Zeki Müren'e. 1987 yılında Atilla Kaya bu şarkıyı tekrar gündeme getirdi. Taverna Tülü'nde okuyarak. Evet. Ve ortalık alt üst oldu. Ondan sonra 20'ye yakın sanatçı okudu. Ve 30 senelik bir şarkı bu. Evet. Yani hala gene herkesin bildiği, gene hep dillerde olan, aynı duyguları hissettiğimiz. Demek ki bu 30 sene daha, 60 sene daha hep gidecek bu şarkı böyle bu güzellikte. Sen bunu demişken aklıma biraz önce çaldığımız şarkıyla ilgili, beraber yürüdükle ilgili bir hikaye geldi. Bir gün yolda yürüyorum, bir baktım bütün her taraf afişlerde işte milli takımla birlikteyiz, beraber yürüdük biz bu yollarda. Bir firma reklam afişleri yaptırmış, milli takımı destekliyor. Neyse ben aradım bir reklam firmasını, dedim ki ya bu şarkının bir sahibi var, siz ne yapıyorsunuz? Aa dediler, bu şarkı anonim değil mi? Çok eski biliyorduk biz bu şarkıyı. Yani o kadar benimsemişti insanlar şarkıyı. Anonim değil mi? Değil dedim, onun dedim bir söz yazarı var, o da benim. Gittik neyse, görüştük, anlaştık, işimizi evlilik dedi, hallettik. Yani senin dediğin gibi sevgili Halil Karaduman'ı bir kere daha anladım. Şarkılar yaşar, besteciler gidebilir. Ama işte ölümsüz şarkılar yapmışsanız ömür boyu yaşayacaksınız. Evet, şarkılar hep kalacak. Şarkılar hep ve kalacak. Ve bu tatlı, bu lezzette kalması, hep taze, hep yeni kalması çok enteresan ve güzel bir şey. Evet. Şimdi başka bir konuya atlamak istiyorum tekrar. Şiir dinletileri var. Evet. Sahne. Şimdi bu aslında benim problemim işte bu şiir dinletisi lafıyla oluyor. Aslında ben şiir dinletisi yapmıyorum. Yanlış bir şey mi söyledin? Yanlış bir şey söylemedin. Problem şurada. İnsanlar Aşkın Tuna deyince şiir dinletisi yapıyor zannediyorlar. Evet, aslında ben şiir dinletisi yapmıyorum. Ben şiirin, şarkının ve anekdotların olduğu bir program yapıyorum. Hikayelerin olduğu bir program yapıyorum. Yani orkestram var. Orkestram Aşkın Tuna'nın en sevilen 1500 tane şarkısının arasında seçtiği 15 tane şarkısını orkestra seslendiriyor. Ve her şarkıdan sonra ben bazen şiir okuyorum, bazen bir şarkımın nasıl yazıldığıyla ilgili hikayelerini anlatıyorum. Ve aynı zamanda beni etkileyen şairlerin hayatlarından örnekler veriyorum, onlarla ilginç anılarını anlatıyorum ve çok değişik bir şey oluyor. Yani ben şunu diyorum, şunu savunuyorum, şiir dinletisi değil, şiirin şarkıyla aşkını yapıyorum. Evet. Yani ortada bir aşkım var. Evet. Şiir stand-up'ı gibi de bir şey. Evet, şiir stand-up'ı gibi bir şey. Tamamen katılıyorum. Evet, enteresan. Evet. O da çok güzel. Bundan sonra öyle diyelim. Şiir şarkı stand-up'ı diyelim. Evet. Evet. Yoksa şey olacak. Şiir dinletisi ne yazık ki Türkiye'de çok fazla tutmuyor. Şiir kitapları tek başına Türkiye'de belli şairlerin dışında yayın evleri şiir kitaplarını yayınlamıyorlar. Ben sana başka bir laf daha buldum. Haddim olmayarak senin gibi bir şairin yanında hemen aklıma şu geldi. Şiir stand-up'ı dedik ya. Evet. Altına da bir not atabiliriz onun. Bu gösteride aşk var diye. Evet. Benim çünkü aşk anlatılıyor. Aşk yaşanıyor hep orada. İstanbul'da bir radyoda program yapıyorum. Programın ismi Her Yerde Aşk Var. Evet. Onun gibi sen bir şey. Sen zaten bulmuşsun. Daha önce her yerde aşk var. Ben yeni buldum zaten. Ya çok güzel abi. Evet, bu programda aşk var. Evet. Her yerde aşk var. Başrolde müzik. Bu da Ebru Gündeş'in bir dönem fırtınalarının estiği bir şarkıydı. Çok da güzel bir şarkıydı. 90'lı yıllar. 96, 95. Fırtınalar, Narin Yarim ve Ben Adam Olmam. Üçünü aynı sene yazdı. Ve Türkiye'yi bu üç şarkı salladı. Salladı. Neden buna örnek verdim biliyor musun arkadaşlar? Ne yazık ki 1500 tane şarkı yazmama rağmen Türkiye'de hala evimizi geçindirebilmek için, normal şartlarda evimizi geçindirebilmek için hala 25-30 tane en az yeni şarkı yazıp çıkartmamız gerekiyor her yıl. Evet. Ne yazık diyorum,
Çünkü dünyada sistem öyle güzel oturmuş ki insanlar tek şarkıyla kendi yaşantılarını garantiledikleri gibi kendinden sonra gelecek neslinde hayatlarını kurtarabiliyorlar. Bu şarkıların çıktığı yıl gazetede okudum. Tek bir şarkıyla, Holly Iglesias'ın bir şarkısıyla insan gidip Saint-Tropez'de yazık almış birisi. Vay dedik be, yani bizim kaderimize bak, onların kaderine bak. Ama şu var, bizler de şunun mutluluğunu yaşıyoruz. Belki geldik ama yarına bir şeyler bırakacağız. Maddi konulardan ziyade manevi tatmine ulaşmak bizler için şimdi yetiyor. Şimdi bu güzel tabii. Yani ya ben de bu işin acısını çekenlerden biri olduğum için sana şunu zaten notlarımda var soracaktım. Özellikle senden duymak istiyorum. Hem ben duymak istiyorum hem dinleyicilerimiz de bilgilensin. Sen yıllardır meslek birliklerinde yöneticilik yapmış ve bu camiada, bu piyasada duayen bir isimsin. Bu gidişat nereye doğru, ne kadar daha böyle gidecek, ne olacak, ne tip çalışmalar var? Şimdi biz ilk başta bu işe girdiğimiz zaman insanlar telif hakkının daha telifini, yani tesini duymamışlardı. Ne olduğunu bilmiyorduk. Eskiden korsan kasetler bize şey yapıyor diyorduk, zarar veriyor diyorduk. Evet. Sonra korsancılar dert yanmaya başladılar. İnternetten dert yanmaya başladılar. Yani korsan herkesin evine girdi. O zaman bizim yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi yeni gençliği, bu işe giren gençliği bu telif haklarının konusunda son derece bilgilendirmek. Cezalarla her işin biteceğini zannetmiyorum. Çünkü evet, caydırıcı cezalar olmalı. Almanya'da insanların IP numaraları tespit ediliyor. Yasak sitelerden indirme yaptıkları zaman IP numaralarından gidip Evlerine baskın yapılıp bunların neticesi alınıyor. Türkiye'de de bazı şeyler, aşamalar kaydediliyor. Ama bizde her şey o kadar ağır ilerliyor ki. Yani ben şunu da söyleyeyim. Bizim hepimizde de var. Trafik polisinin olmadığı bir yerde yasak bölgeden U dönüşü yapabiliyoruz. Evet. Kendimiz için legal olan bir şeyi diyoruz ki ya biz kimse yoktu işte döndük. Halbuki bunu yapmadığımız zaman, toplumu gerçekten birçok konuda bilinçlendirdiğimiz zaman insanlar gidecekler legal sitelerden indirme yapacaklar müziklerini. İşte orada her indirmeden bizler para kazanacağız. Benim örnek verdiğim konu şu, bakın Türkiye'de şu an dijitalden çok iyi paralar alan besteciler var. Bunlar güncel ve popüler besteciler. Ama çok iyi denince zannediliyor ki gerçekten çok iyi. Yani olması gerekenden çok düşük aslında. Şimdi olması normalde. Şimdi çok düşük ama yine de bizlerin o devirdeki patlayan şarkılarımıza rağmen hiç para kazanamadık evet. Biz. Şu an belli isimler, yani yine 150-200 bin liralara yakın evet. Para alan insanlar var dijital evet. Ortamda yıllık olarak evet. Bazda. Bizler bu paraları kazanamadık. Evet. Çünkü böyle bir imkan yoktu. Hatta Türkiye öyle bir devir yaşadı ki kasetler, albümler çıkıyordu. Bir bakıyordunuz albümler bazıları satmadığı zaman geri iade yapılıyordu. Adam 3000 tane kaset basmış, 3500 tane geri geliyordu. Korsanıyla birlikte geri geliyordu. Yani o devirleri de yaşadık. Ben tek istediğim şu, evlatlarımız, yeni yetişen gençliğimiz şunu bilsinler. Onların cebinden çok fazla para çıkmayacaktır zaten. Çünkü legal yollardan indirdikleri zaman orada para harcamıyorlar. Tabii ekstra bir şey ödemiyorlar. Ekstra bir şey ödemiyorlar. Reklam paylarından ödeniyor bir şey. Evet, onlar reklam paylarından ödeniyor. Oralardan yapsınlar. Gidip korsan bir şey almasınlar. Şimdi bakın mesela kitap çıkarttık. Buna çok emek verdik. Bu kitap biliyorum ki çok satmaya başladığı zaman bunun korsanı çıkacaktır. Hiçbir şeyde ama. Korsan gidip kitap almasınlar. Korsan CD'ye almasınlar. Ama şu da var. Birçok şeyde çok pahalı olmamalı. Evet. Çok pahalı olduğunuz zaman, siz çok pahalıya gittiğiniz zaman insanları da belli konulara itmiş gibi oluyorsunuz. Bu onlara hak vermek değil. Onların öyle bir hakkı yok. Ama her şeyi güzeline oturtalım. Telif haklarını oturtalım. Ve benim çocuğuma bırakacağım belki çok büyük malım mülküm yok. Ama benim çocuğuma bırakacağım 1500 tane eserim var. Belki o 1500 eser o çocuğun gelecekteki yaşantısını tamamen kurtaracaktır. Evet. Çünkü günden güne bu şarkılar bitmiyor. Tekrardan okunuyor. Yani meyvecideki meyve değil.
bizim şeylerimiz, çürüyüp atmazsınız. Evet. Güzelse o her zaman dinlenecektir. Her zaman tazeliğini. Ve çocuklarımıza da bırakacağımız tek şey eserlerimizdir. Evet. Ben şunu anladım senin anlattığın şeyden. Hem halkın, yani hem müzik indirenin, hem müziği satanın iki tarafında bilinçlenmesi lazım. Evet. Yani iki tarafta da çok büyük eksikler var ya, şu anda. Bir yerde bugün bir konu geçti, işte bilmem ne yüzünden, telif hakları yüzünden program yayından kalkıyor. Neymiş? Bir şarkıya bilmem 17 bin lira para istemişler de. Ama verdikleri şarkı My Way örneğini veriyorlar, 17 bin lira. Yok böyle rakamlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Bugün benim gibi sırf söz yazarak evini geçindirebilecek Türkiye'de ya bir ya iki ya üç kişi vardır. Dördüncü yoktur. Evet. Sırf söz yazarak. Yani gençliği de kandırmayalım. Bu işlerde çok büyük para varmış gibi göstermeyelim. Ama bu iş gönül işidir. Bu iş başardığınız zaman size ufak tefek de olsa evinizi geçindirecek, parayı da kazandırır. Fakat bir yere girmek hiç kolay değil. Eğer benim gibi bir şey yazıyorsan her zaman ben tercih edilirim. Evet. Kendi imzanı atacaksın, çok çalışacaksın, çok okuyacaksın, farklı olacaksın. Farklı olduğun zaman, yani bir şarkının içerisinde Aşkın Tuna var dedirtebiliyorsan veyahut da Hakan Sarıca var dedirttirebiliyorsan işte o zaman başarılısın. Evet. Onu dedirttiremiyorsan, başkaları gibi yapıyorsan unutma bunu. Hiçbir şey kolay değil. Kolaya alıştırdık toplumumuzu. Her şeyi kolay elde ediyoruz ve çabuk tüketiyoruz. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Artık niye geleceğe bırakılacak şarkı göremiyoruz epeydir? Yok, çıkmıyor. Yok, şarkılar çıkıyor. Çünkü her şeyi çabuk tüketiyoruz. Bıraktık şeyleri, lokantaları, gidip fast foodlarda yemek yiyoruz. Ondan sonra toplum obez olmaya başladı. Birçok konuda kolay 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 değil. İşin gerçek hakkını verebilmek için o işi çok iyi öğrenmek lazım. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi daha. Biz zannediyoruz ki şarkı sözü yazmak sermaye istemiyor. Halbuki en büyük sermaye istiyor. Bilgi sermayesi istiyor. Evet. Okumak istiyor, çalışmak istiyor. Kesinlikle. Böyle diyeyim, keseyim en güzeli. Evet. O zaman dev bir şarkı dinleyelim bu sözlerin peşine. Dinleyelim. Devlerin aşkı büyük olur. Başrolde müzik. Aşkın abicim, programımızın sonlarına doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ben yine kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap çok taze, sıcak sıcak elimde şu anda. İyi de satışları iyi gidiyor çünkü biz kitabı aradık. Aradık, şöyle aradık. Aradık, gittik, bize yok demediler. Vardı, bitti dediler ve ben çok sevindim. İkinci baskısı şey. Herhalde hazırlanıyor yavaş yavaş. En kısa zamanda, öyle tahmin ediyorum. Kitapla ilgili şöyle bir şey diyorlar Hakan. Elimi alan bırakamadım diyor. Sıcak, yemin ederim sıcak. Valla öyle diyor. Aldım, okudum, bitirdim yemin diyor. Yemin ederim çok sıcak. Yani... Her şeyle güzel hazırlanmış. Kapağı çok güzel. Zaten içeriğinden bahsettik. Fiyatı gayet uygun. Fiyatı herkesin alabileceği ölçüde bir fiyat. Şimdi her şeyin korsanından bahsettik. Kitabın konsolunla ilgili de biraz uyaralım insanları. Evet. Çok basit yapılabiliyor. Neredeyse ben görüyorum korsan kitapçılarda ayırt etmek pek mümkün olmuyor. Ama içinde sayfalar eksik oluyor, şey yapıyor. Çünkü o tür şeyler yapmak çok zorunda hissediyorlar kendini. Biliyorum, çok kalitelisini de çok ucuz fiyatlara yapabiliyorlar. Görüyorum dışarıda. Lütfen hem Aşkın abinin kitabını hem diğer okuduğunuz diğer kitapları gidip ciddi kitapçılardan, müzik marketlerden satın alalım. Dışarıdan, sokaktan. Ya okumak güzel bir şey elbette ama mümkün olduğu evet. kadar yasal almaya çalışalım kitaplarımızı. Şimdi sonlara doğru yaklaştık dedim. Demin sana sohbetimizin radyonun dışında radyomuzdan bahsettim. Bütün dünyada bazı anılarımdan bahsettim. Dünyada dinlenebiliyor. Senin son olarak dünyadaki senin şarkılarını gurbetçi kardeşlerimiz çok iyi bilirler, çok severler. Seninle büyüyeni çoktur. Evet. Onlar için neler söylemek istersin? Ne mesaj göndermek istersin yurt dışındaki dinleyicilerin için? Vallahi... Bu şehrin kaldırımları da yabancı diye bir şiirim vardır benim. Bir şiirimin evet. içinde geçen bir laf vardır. Onlar kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmesinler. Evet. Onları burada seven birçok insan var. Bunlardan bir tanesi de benim. Bir tanesi de sensin. Evet. Bizim gibiler. Evet. Yani biz herkesi seviyoruz bir kere. Kucak açıyoruz, kucaklıyoruz. Onlar bizleri sevdiği sürece... Bizler onlar için çok şey yapacağız. Kitaplar da yazacağız, şarkılar da yazacağız. Hele senin vasıtanla
radyomuz vasıtasıyla onlara buradan seslenmek bugün beni çok mutlu etti. Yani bizim mutluluğumuz sesimizi onlara duyurabilmektir. Onların varlığını bizi de hissedebilmemizdir. Bizi yalnızca Türkiye dinlemiyor şu an. Bütün dünyadan dinlenebileceğimizi söyledin. Evet. Hatta çok güzel de bir hikayeni anlattın. Evet. Atlas Okyanusu'ndan gemiden arıyorlar evet. diye. Yani ne diyebilirim ki? Mutluyum. Böyle bir programda sizle birlikte oldum. Seninle birlikte oldum kardeşim. Canım abi, yani Hakan senin sıcaklığın zaten sesinden herkese yansıyordur. Ama ben seni epey eski tanıyorum. Evet. Her zaman aynı efendilikte, çok aynı güzel. Güzellikte bir insansın. Senin yaptığın programda senin efendiliğin gibi, ruhunun güzelliği çok gibi güzel bir program. Buradan bizi dinleyen herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve tekrar söylüyorum yurt dışındakilere, orada yalnız değilsiniz, burada sizi sevenler var. Evet. Bu sözleri senden duymak çok güzel. Program yapımcımız Özkan Akın'dı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Çokoy'du. Konuğumuz büyük aşkın Tunay'dı. Abiciğim beni kırmadın. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Sen nereye dersen gelirim biliyorsun. Sağ ol. Ben sunucunuz Hakan Sarıca. Ve gene çok büyük bir şarkıyla veda edeceğiz size. Eminim yurt dışındaki dinleyicilerimiz de bu şarkıyı çok seviyorlar. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.